Herkese merhabalar. Sosyal medyada çok fazla vakit harcıyoruz ve bundan hepimiz kurtulmak istiyoruz dediniz. Ve bizler de tüm yorumlarınızı gördük. Ömer Salih demiş ki mesela, tek sebebi sosyal medya ve bilgisayar. Sabah kalkıyorum bilgisayar bana göz kırpıyor. Ders çalışmak zor geliyor demiş. Sen sosyal medyada kaç saat zaman harcıyorsun Tonguç'um? Çok değil hocam. Sadece 15 saat kadar. Ne yapıyorsun? <laughs> 13 saat nedir? 10 saat nedir? Böyle bir şey yok. Çok fazla, çok zararlı. Meltem MLTM demiş ki, sosyal medya zamanımı alıyor odaklanamıyorum demiş. Fırat Karaüzüm, benim sosyal medya zamanımı alıyor demiş. Gülten Demir, hocam sosyal medya zamanım çok alıyor ve odaklanamıyorum. İyi ki varsınız hocam demiş. Evet arkadaşlar biz esasında size şu anda sosyal sosyal medyadan ulaşıyoruz. Ama sosyal medyayı doğru kullanmazsak gerçekten bizim için zararlı olabiliyor. Öncelikle şunu bilmemiz lazım. Telefon, tablet ve bilgisayar teknoloji hayatımızın artık her yerinde. Yani artık ben cep telefonu kullanmıyorum. böyle bir şey istemiyorum. Ben dumanla... Hayır öyle bir şey olamaz. Bilgisayarı sevmiyorum. işte tablet kullanamam ben. Telefon böyle bir şey artık imkansız Hayatımızın her yerine telefon var. Senin telefon kullanmadığın bir yer var mı Tongucuk? Lavaboda bile kullanıyorum hocam. Yani evet affedersin. Lavaboda bile e, dediğin gibi yani orada da kullanma tabi ayıp artık. Lavaboda bile biz telefonumuzu kullanıyoruz. Niye? Bakıyoruz falan filan. Ama artık bu hatadan dönmemiz gerekiyor. Yani biz telefonu kullanmamız gerekirken telefonumuz bizi kullanıyor. Tabletimiz bizi kullanıyor. Dolayısıyla önemli olan verimli ve dozuna kullanmak. Öncelikle kendimize şu soruyu sormamız lazım. Ne kadar vakit harcıyoruz? Ne kadar vakit harcıyorsun um, sosyal medyada? 10 saat. Skandal. Böyle bir şey 10 saat anlamsız. Çok fazla. En çok kullandığın uygulama hangisi Tonguç'um? YouTube. YouTube güzel. Tamam burada sıkıntı yok. Kendin için belirlediğin süreye uyabiliyor musun peki? Mesela günde bir saat kullanacağım diye daha fazla kullanabiliyor musun? Evet hep o süreyi aşıyorum. Evet, ya. her zaman belirlediğim süreyi aşıyoruz. Çünkü gerçekten yani kendimde de öz yapmak istiyorum. Ben de bugün fazla kullanmayacağım. Bugün işte Instagram'a girmeyeceğim. Şunu bunu yapmayacağım desem bile bazen Gerçekten süreyi aşabiliyorum. O yüzden ne yapıyorum biliyor musunuz? Bazen uygulamayı siliyorum. Dürü bunu sileceğim, girmeyeceğim, bugün kapatacağım diyorum. Gerçekten en kolay kurtulma yöntemi de bu. Peki en çok kullandığınız uygulama, daha doğrusu sosyal medya hangisi? YouTube mu, online mobil oyunlar mı, Instagram mı, TikTok mu, diğer uygulamalar mı? Bir kere bunu belirleyeceksiniz. Bu çok önemli. Burada bazıları faydalı olabiliyor, bazıları ise çok da faydası olmayıp sadece eğlence, zaman harcayıcı, vakit vakit kaybedici şeyler olabiliyor. Peki günde kaç saat ayırıyoruz? Bir saat ve altı tamam bu mantıklı. Bir ile iki saat arası birazcık zorlayıcı. Sen hangi sesin Tonguç'u? İki saat ve üzeri. İki saat üzeri. İşte eğer bu seçeneği tercih ediyorsanız dikkatli olmanız gerekiyor demektir. Niye? Çünkü iki saat üzerinde sosyal medyaya zaman ayıran bir öğrenci esasında sağlığından veyahut da derslerindeki başarısından kaybediyor demektir. Sosyal medya bağımlılığına kurtulmak için neye ne kadar süre harcadığımızı mutlaka keşfetmemiz gerekiyor. Kanada Ontario'da yapılan bir araştırmaya göre günlük ideal süre bir saat ama iki saate üzeri ise çok riskli süre oluyor. Peki nasıl kurtulacağız? Bir, azaltarak vazgeç yöntemi. Yani sosyal medyayı çok fazla kullanıyorsanız bir anda bırakmak zor olabilir. Bir anda pat diye işte dört saatten bir saate indirmek zor olabilir. Günlük bir kota belirleyin. Haftalık olarak kotanızı azalt. Yani ben haftada işte günde beş saat giriyorum... Bu hafta dört saat gireceğim. Öbür hafta üç saat, öbür hafta iki saat, öbür hafta bir saate ineceğim diyebilirsiniz. Yani böylece bir ayda süre kullanımınızı azaltmış olursunuz. İkincisi geniş zamanlı kullanın. Bir anda bir saat değil de gün içerisinde yayarak bu sürenizi kullanmak daha çabuk alışmanızı sağlar. Yani bir saatin 15 dakikasını sabah, 15 dakikasını öğlen, 15 dakikasını akşam, 15 dakikasını gece yatarken kullanacağım derseniz bu da sizin sürenizi azaltmanızı sağlar. Farklı ve faydalı alışkanlıklar da edinmemiz gerekiyor. Zamanımızın değerini çok iyi lazım. Sosyal medyada harcayacağımız bir 15 dakika ile biz esasında çok farklı spor faaliyetleri, işte ailemiz yapabileceğimiz sohbetler, arkadaşlarımız yapabileceğimiz sohbetler ve aynı zamanda birkaç sayfa kitap okumak veya test çözmek bize çok daha fazla fayda sağlayabilir. Bak size çok önemli bir şey söyleyeceğim Tonguç'um. Bizim çocukluğumuzda yani benim çocukluğumda bundan yıllar yıllar önce. Mağara devrinde yoktu. mi hocam? Mağara devrinde değil o kadar değil. o kadar da yaşlı değilim. Ama bundan yıllar önce Tonguç'um e, internet yani genel bu kadar yaygın değildi. Daha doğrusu daha gelmemişti bile. Ve herkesin elinde cep telefonu yoktu. Normal ankisörlü telefonlar vardı. Ve bizler Televizyonu izleyebilenler, televizyon izlerlerdi. ...izleyemeyenler de kitap okurlardı. Kitap okuma o kadar zevkli, o kadar keyifli, o kadar hayal gücümüzü artıran bir şeydi ki çok severdik. Ben böyle bütün yazarların, Ömer Seyfettin'in, Yakup Kadri'nin, Kemalettin Tuğcu'nun birçok yazarın hikayesini dördüncü, beşinci kez okurdum. Ve her okuduğumda ya ne kadar güzel kitapmış derdim. Hani şimdi siz bazı dizileri, bazı filmleri ikinci, üçüncü kez izliyorsunuz ya. Mesela Aşkı Memnu'yu kaç kez izledin? Yirmi 20 kez dedim. <laughs> 20 kez. Gerçekten 20 kere yayınladılar. Yani saçma sapan dizileri defalarca insan izleyebiliyor. Yani aynı şeyi bir daha bir daha bir daha bir daha izleyebiliyor. İşte biz de kitapları defalarca okurduk. Çok güzel çok hoşumuza giderdi. Şimdi burada şunu söylüyorum. Esasında şu anda kitap okumak belki de televizyon izlemek kadar ya da YouTube'da gezmek kadar keyif vermeyebilirse ilk başta. Ama o kadar değerli ki. Burada kitap okumak hem sizin dikkat yeteneğinizi geliştiriyor. Hem kelime dağarcığınızı artırıyor. Hem hayal gücünüzü geliştiriyor. Hem de odaklanma ve konsantrasyon yeteneğinizi artırıyor. Çünkü siz kitabın başına oturup durmayı öğreniyorsunuz. O yüzden mutlaka mutlaka kitap okuduğunuz süre... Sosyal medyada harcadığınız zamandan fazla olsun. Hele hele bu çok fazla olursa yani kitap okuduğunuz süre sosyal medyadan çok daha fazla olursa emin olun çok başarılı, çok akıllı, çok iyi yerlere gelen insanlar olursunuz arkadaşlar. Çünkü dikkat yeteniniz artar. Dikkatli olduğunuz zaman da 10 dakikada okuyacağınız bir şeyi 1 dakikada okuyup anlayabilirsiniz. Hele hele şu anda öğrenme çağında olduğunuz için şu anda 6, 7, 8, 9, 10, 11 daha çok sınıf göreceğiniz için mutlaka kitap okumaya önem verin. Hadi bakalım. Ne yapıyoruz o zaman Tonguç? Yok? Cep telefonumuzu çöpe atıyoruz. Hayır canım cep telefonunu çöpe atmıyoruz. Cep telefonu çöpe atmak yok. Yine cep telefonumuzu kullanacağız. Yine dikkatli bir şekilde sosyal medyadan faydalanacağız ama kitap da okuyacağız, eğleneceğiz de. Her ikisini birlikte götüreceğiz. Sadece aşırıya kaçmayacağız. Hadi bakalım, kendinize iyi bakın arkadaşlar. <laughs>